Seçim günlüğüne gelelim isterseniz. Özgür Özel 300 bin kişiyle yapılan bir anket sonucunu açıkladı. Keyfi yerinde gözüküyor. Yani gayet şey diyor hani biz çok eminiz çok iyi sonuçlar geliyor. Ama bu anketlere en son hatırlarsanız Kılıçdaroğlu kesin seçildi. 10 puan farklı. İleride kola şişesini koysak yine seçilir düzeyinde yaklaşımlar vardı. O yüzden ben çok fazla itibar etmiyorum ya da hepsine itibar etmiyorum. 300 bin kişiyle nasıl bir şey yapmışlar? Onu da tam şu anda kavrayamadım. Sinan Akçil, Murat Kurum'a özel seçim şarkısı yapmış. Aşkımız eser olur diye. Sinan Akçil politik duruşunu gizlemeyen bir sanatçı kardeşimiz. Aynı zamanda biliyorsunuz erkek duruşundan da vermiyor. Geçen gün e, Ça 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 Çağatay'a çakmıştı Ben de demiştim ki erkek Sinan Akçil tavrını koydu. Herkes dünya alem gördü falan diye. E, buradan çakmıştım kendisini. O da Instagram'dan çok alttan alan sempatik bir açıklama yapmış. Ee, diyor ki abicim işte e, bu erkeklik meselesi Frankofon olarak bunu ilk kez duydum kendimle ilgili. İlginç geldi. Otorite olmam vesaire gibi bir şeyler söylemişsin. Sahneden inince izledim. Genel fikirlerin %50'sine katılmıyorum ama kanalın katıl üyeliğin devam ediyor. Kenan Taş'a da taş yedirmeyiz ülkece demiş. Bizim de bir belgeselimiz için konuş konuşacağını söylemiş. Kendisine teşekkür ederim. Bu olgun tabir için. Çünkü biliyorsunuz gazetecisinden sanatçısına, sanatçısından politikacısına birisini eleştirdiğin an düşman ilan ediliyorsun. Hiç kimse bir feedback, bir eleştiri duymak istemiyor. Nefret ediyor. Karşısındakinin ölmesini istiyor falan. Böyle kinle doluyor. Böyle bir ülkede yaşadığımız için Sinan Akçin'in bu yaklaşımını çok takdir ettim. Çok teşekkür ederim. Bu arada Mesela sinan akçil'in murat kuruma beste yapması haber oluyor. Oysa bakıyorsunuz, Ekrem İmamoğlu'nda bir sürü insan beste yapıyor, onlar olmuyor. O da e, kültürel hegemonya'nın hala solun elinde olduğunu ve 21 yıl geçmesine rağmen Ak Parti'ye bir sanatçının e, şey yaptığı zaman, e, şarkı yaptığı zaman hala haber olduğunu ve tabi metin altında yani bu haberler yapılırken özellikle muhalif mahallede de metin altından da çakılıyor. Hani böyle bir. Aa, bak görüyorsun geliyor şimdi belediyelerden konserler falan. Hep böyle bir hava var ya. Oysa bence yani bir sanatçı nasıl CHP'yi özgürce destekleyebiliyorsa AK Parti'yi de özgürce desteklemeli. Yani buna ne kadar saygı duyuyorsan buna da o kadar saygı duyuyorsun. Görüşlerine katıl, katılma. önemli değil. Ama hani bu dediğim gibi ama bu kültürel hegemonya devam ettiği için orada böyle bir Hava oluşuyor. İmamoğlu Erdoğan'a çakmış. İktidar benden sen varsın, değilsen bertarafsın diyor. Millet sana gününü gösterir demiş. Var mı bunun bir şeyini dinleyebiliyor muyuz? Yok. şey ne yapmışız sadece. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun keyfi yerinde gördüğüm kadarıyla. Ee, ama kendisini de metro Fatih olarak tanımlamış. Biraz fazla keyfi yerinde gibi geldi. Ne demiş bir dinleyelim isterseniz. <laughs> Kendileri Metro Fatih Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yapacak kardeşim. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yapacak. Vallahi, hani <laughs> keşke bunu İmamoğlu kendi değil de yoldan geçen bir çocuk deseydi yani var ya her şey çok güzel olacak. Bu <laughs> Metro Fatih falan deseydi şimdi kendi kendine böyle şeyler yakıştırınca olmuyor. Ha diyebilirsin ki olsa da dedim olmasa da dedim. Eyvallah. Sadece öyle geliyor yani. Tuhaf şeyler oluyor mesela. Bursa'da aynı başkanın isminden, CHP'li başkanın isminden bir isim daha girmiş. Bağımsız, kafaları karıştırmak için. Ee, Ankara'da İl seçim kuruluna Ali Can Uludağ haber yapmış. İtiraz etmişler Mamak'ta. CHP'den ayrılıp bir partiye geçen aday yıl adaylığı iptal edilmiş. Yeni bir video yayınlanmış İstanbul seçimlerine dahil dair Game of Thrones geçiyormuş. Ama buna en güzel yorumda Naci Görür yapmış. Deprem is coming yazmış. Naci Hoca gerçekten iyi espriyi bulmuş. Yerine de lafı oturtmuş. Ümit Özdağ'ın da keyfi yerinde. O da bir otobüsüne atlamış geziyor. Espriler havada uçuşuyor. Tabii. Ümit Özdağ da gayet keyifli. Ne demiş bakalım? Otobüsü bekliyorsun çocuklar. Hadi götürün. Zafer Turizm'le. Ama, ama bu Şam'a gidiyor. Sonra Kabil. Evet. <laughs> edelim. Hay Allah'ım ya. Önce Şam sonra Kabil. Bu arada ilginç adaylardan Simurg Sarsılmaz Diyarbakırlı model diye gösterildi. Sanki böyle Diyarbakır'dan böylesine güzel hanımefendinin çıkması haber oluyor gibi bir algı oluşuyor. Yani. Oysa niye haber olsun? Yani? Bence gayet e, Güneydoğu'ya gittiğimiz zaman bin tane böyle şahane, güzel hanımefendi var. Ama Simurgan'ın çok konuşulmuştu. Çok tehdit gelmiş adaylığını çek diye. Oysa en fazla muhtar adayı oluyordu. Twitter'da da bir tane tweet gördüm ama Simur kadımı mı değil mi tam karar veremedim. Yahu kocalarınızı ellerinden, elinizden alacağım diye muhtar olmamı istemiyorsunuz. Muhtar olup mu alacağım kocalarınızı elinizden? Neyin kafasındasınız diye. İlginç bir şey ama gerçek mi değil mi emin olamadım. Kendisinin hesabı değil mi diye. Çiğdem Mater İrfan Aktan'a konuşmuş cezaevinden. Türkiye'de diyorum ya bazı şeyler değişiyor ama bazı şeyler hiç değişmiyor. Yani mesela şu cezaevlerinde insanları bir cezaevine koyuyorsunuz. Zaten çaybeli bir sürü davayla alıyorsunuz oraya koyuyorsunuz. Yani normalde olmaması gereken insanları da koyuyorsunuz. Olması gereken insanları salıyorsunuz. Onları koyduğunuz zaman da hala mesela diyor ki Silivri soğuk diyorlar. Evet Silivri soğuk ama Bakırköy'de soğuk muhtemelen Kandıra, Tekirdağ, Sincan bütün cezaevleri sonu, soğuk. Yemek konusunda imkanlar dahilinde gayretli bir mutfak ekibi var ama hapishanelerde enflasyondan azade değil. Paranız yoksa cezaevlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamanız imkansız. Mesela içme suyu demiş. Artık düşünün hani. Bu arada mesela biz Amerika'ya geliyorsunuz. İngiltere'de de öyle ama Amerika'da çok popüler. Gidersin bir restorana. Su getirir önce garson. Der ki çeşme suyu mu olsun kapalı su mu olsun? Sen dersin ki çeşme suyu olsun. Çünkü çeşmeden suyu içebiliyorsun. Parkta yürüyorsun. Su sebili var. Çeşmeden bağlamışlar. dedi. Hattan basıyorsun su içebiliyorsun. Şu anda belediye seçimleri var. Türkiye'de bir tane belediye başkanı bile musluklardan su içebileceksiniz diyebiliyor mu? Birkaç il var şu anda musluklardan su içebilen. Ama mesela İstanbul, Ankara içemiyor diyor Şimdi bir sürü vaatler havada uçuyor. Şunu bir hibe yapacağız, buraya metro yapacağız, bilmem ne yapacağız. Çok basit, insani bir şeyden bahsediyorum. Türkiye'de neden çeşmeden akan su içilemiyor? Bir belediye başkanı bunu neden vaat etmiyor? Çok basit bir şey bak. Öyle gitmiyorum yani işte e, şeylerde öğrencilerin e, otobüslerinde yüzde kırk indirim yapacağım. Ha aslında yüzde seksen beş indirim varmış ben zam yapıyor falan. Onlara girmiyorum. Şu kadar ev yapacağım bu kadar bilmem ne. Bak su alıyorsun, çeşmeyi açıyorsun, içebiliyorsun. Lüks bu bak. Burada böyle bir lüksü yaşıyor insanlar. Niye biz bunu yapamıyoruz? Ve neden sadece bunu bile vaat edemiyorlar? Bir sürü şey vaat ediyorsun yani. Taksi sorunu çözecek. Çözemezsin de çözeceğim. <laughs> Çok basit bir şey. Bak Barış Özdemir diyor ki Damacan Arobi'si engelliyor bu projeyi. Ya bir proje olarak sunan var mı? Elif İpek diyor ki New York'ta bile çeşmeden su içiliyor. Bütün Amerika'da su içiliyor. Amerika'da su, içiliyor. Amerika'da su içilmeyen bir yer görmedim ben. Las Vegas'a git, San Francisco'ya gel. Yani. Her yerde içiliyor. Ama bizde içilmiyor. İlla çağıracaksın damacana in, alacaksın şeyi. Su lobisi mi var kardeşim? Gerçekten bunu engelleyen. Hadi taksi lobisinin gücünü biliyoruz. Bu su lobisi neden bu kadar güçlü? Neden bir kişi şey yapamıyor? Mesela Çiğdem Matere ve onun gibi insanlara bunu reva gören sistem yani su paran yoksa su alamıyorsun. Yemekler kötü, cezaevleri soğuk. Bunları düzeltemiyor. Cezaevi ve Cezaevi Genel Müdürü Adalet Bakanlığı müsteşar kimse artık bunun sahibi. Var ya bizim Kredi Yurtlar Kurumunda mesela kim var başında bilmiyorum ama şu asansörleri bir düzenleyemedi yani. Asansörlerin bakımını yaptıramayan bir Kredi Yurtlar Kurumu müdürümüz var yani. Yaptıramıyor. Ya Bartın'da düşüyor ya Adana'da düşüyor. Sürekli böyle bir sıkıntı var. Ya kardeşim bir tane asansör firmasıyla anlaş. Ara Tuncay Özkan'ı. <laughs> tamam oraya girmeyeyim. Ara başka birisi. AK Parti birisini ara. Tamam Sizin partiden birini ara yani. Kimse. De ki ya biz kredi yurtlar kurumu olarak artık öğrencilerimizin asansörün düşmesini istemiyoruz. Nedir yapmamız gereken? Şu kadar. Gel kardeşim el sıkışalım. Sonuçta futbol ihalesi değil ki Katar şeyhiyle Erdoğan karar verecek de diğerleri öyle şey gibi ortalıkta bir şeyler yapıyormuş gibi yapacak. Sonuçta bir tane şeyden bahsediyoruz. Yani asansör ihalesinden. Son birkaç aydır yok. Herhalde becerdiler. O kadar çok lafını ettik ki. Benzer bir durum. cezaevleri soğuk. Attık, attığımız cezaevleri. Zaten bu insanlar bir kısmı 10 yıl falan cezalandırmayı bekliyor. Gülten Kışanak, bugün haber var. Ee, zorunlu hapis süresi doldu. Dava, dava, dava gidiyor abiciğim. O, o dava şey yap. Dava gidiyor öyle.